benzer kareler gördük. Gördük ama bu kadarını değil. Silahlar ama izlediğiniz bu görüntüler ne bir operasyondan ne de bir çatışmadan. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki bir düğünden. Bu düğün 6 gün 6 gece sürdü. Binlerce mermi yakıldı. Mucizevi bir biçimde yaralanan olmadı ama sadece bu kez sadece bu düğünde. Zira biz ölümlerin, yaralanmaların olduğu pek çok düğün haberi hatırlıyoruz. Görüntüler pes dedirtecek türden olsa da pes etmemek ve kurşun sıkarak sevinmeyelim, kimsenin canı yanmasın çağrısını bol bol yinelemek gerekiyor. Görüntüler böyle. Şunu hemen belirtelim. Biksi ve Kanas gibi terörle mücadelede kullanılan çeşitli silahların ateşlendiği kutlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şimdi bu korkutan kutlamanın ayrıntıları geliyor ekranınıza. Ne bir terör operasyonu ne de bir kurtuluş gününde yapılan temsili kutlama. Beytüşşebap'ta Katodağ eteğindeki Ceviz Ağacı köyünde düğün kutlaması var. Kutlama değil, sanki ağır silahlı çatışma. Belçika'da yaşayan Süryani Mecit'le Estel Yaramış'ın düğünü yapılıyor. Düğüne korucu olan Ertoşi, Gevran ve Jirki aşiretlerinin önde gelen isimleriyle Beytüşşebap Belediye Başkanı DTP'li Faik Dursun da katılıyor. Sıra oluşturan ağır silahlı kişiler durmaksızın mermi yakıyor. Ateşlenen silahlar terörle mücadelede kullanılan Biksi, Kalaşnikov, Kanas ve M16. Yakılan mermiler ise yine koruculara terörle mücadelede kullanılması için verilen mermiler. Silahlar hiç susmuyor. Balkondan, yol kenarından silahlar ateşleniyor. Düğüne gelen davetliler silahlarla karşılanıyor. Davetliler silahlarla karşılamaya cevap veriyor. Silahların sesi müziği bastırıyor. Silahlı kutlama gece de devam ediyor. Büyük bir silahlı çatışmadan çok daha fazla merminin yakıldığı sanılan düğünde bir mucize gerçekleşiyor. Bir kaza yaşanmıyor ve kimse yaralanmıyor. Düğüne katılan Beytüşşebap Belediye Başkanı Faik Dursun, silah atılmaması için uyarıda bulunduğunu söyledi. Koruculuk sıfatıyla dilediği yerde bu silah sıkabiliyor. Bu bölgede artık küçük çocukların psikolojisini de bozmaktadır. Beytüşşebap Kaymakamlığı silahlı düğün kutlaması ile ilgili soruşturma başlattı. Kaymakamlık silah atan korucularla ilgili işlem yapacağını duyurdu. Jandarma da düğünde çekilen görüntüleri incelemeye aldı. Şırnak'taki düğünde yaralanan olmadı ama Trabzon'daki düğüne katılanlar bu kadar şanslı değildi. Trabzon'un Maçka ilçesindeki düğünde silahla ateş açılması sonucu ikisi çocuk, üç kişi yaralandı. Temelli köyündeki düğünde kimliği belirsiz kişilerce kutlama için silahla ateş